Belki de Türkiye tarihinin gördüğü en büyük vahşilik denilebilecek bir dava. Yeni Doğan Çetesi. Son günlerde tüm sosyal mecralarda ve televizyonlarda gördüğümüz bu olayın detayları çok ama çok karanlık. Yeni doğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek sağlıklı bebeklerin ölümüne, ölmek üzere olan bebeklerin ise ailelerinden daha fazla para koparabilmek için zorla yaşattıkları bir sistem. Tam olarak böyle bir çeteden bahsediyoruz. Tam sayı belli olmasa da 10 tane bebeğin canına kıymışlar. 10 tane bebeğin hayatlarını ellerinden almışlar. Tabii bebekler ölürken sadece bebekler yok olmuyor. Aynı zamanda o aileler de, o tanıdıklar da toprağın altına giriyor. Tabii deyim yerindeyse. Şimdi size bu çeteyle ilgili kısa bir özet geçmek istiyorum. Eğer hazırsanız olayın detaylarına bir inelim. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan müfettiş raporunda bir bebeğin yeterli beslenmediği için öldüğü, kalbi duran bir bebek içinse hemşirenin telefonla arayıp çağırdığı doktorun canlandırmaya gerek yok yazıyor. Ve raporda bebek için pasif ötenazi uygulanmıştır yorumu yazılmış. Bunu yapan kişiler sadece buna göz yuman hemşire ve o doktor değil. Onlarca kişi işin içinde ve bu bebekler de sadece ikisi. Bu olayların başlangıcı öyle göründüğü gibi bir iki hafta öncesinde değil. Raporda Ayaz isimli bir bebek var. Bebeğin 26 Kasım 2023 tarihinde bir devlet hastanesinde doğduğu, ilk aşamada sağlıklı olan bebekte kalp yetmezliği geliştiği için özel bir hastaneye sevk edildiği belirtiliyor. Bebeğin sevk edildiği özel hastanenin yoğun bakımının da yetersiz olduğu belirtilen raporda, genel durumu ve solunum sıkıntısı artarak devam eden bebeğe ellerinde devre olmadığı için entübasyon gecikmeli olarak yapılıyor denilmiş. Bebeğe sadece şüpheli hemşire Çağla Durmuş'un müdahale ettiği anlatılan raporda, o sırada hastanede olması gereken doktor Dursun Er Yılmaz hastanede yok. Hasta 24. saatinde eks oluyor. Devre yokluğu için geç entübe edildiğinden değil, metabolik hastalığının erken teşhis ve tedavi edilmemesinden dolayı kaydedilmiştir. Sadece öldükten sonra amonyak düzeyi çalışılmıştır ifadeleri yazılmış. Raporda ayrıca hasta yönetimini doktor yerine hemşireye bıraktığı ve solunum cihazını temin etmediği için özel hastanenin yöneticilerinin de bebeğin ölümünden sorumlu oldukları belirtiliyor. Bebeğin doğduğu devlet hastanesinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirten raporda, tanı ve tedavi imkanı olabilecek bir hastayı sevk edenlerin tekrar değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz ifadeleri yer alıyor. Yani şu kadar kısa anlatımın içinden anladığımız, aslında bizim duyduğumuz ve yeni yeni öğrendiğimiz bu oluşum çok çok karmaşık ve derinlere gidiyor. Hiç tahmin edemeyeceğimiz insanlar, dışarıdan harika görünen tipler aslında bebek katili bile olabiliyor. Ne için? Sadece para için. Erken doğan bebek Kaya olarak raporda yer alan bebeğin ise öldüğü gece hastanede yeni doğan hemşiresi bile olmadığı, sadece bir hemşire yardımcısının olduğu belirtiliyor. Bebeğin 500 gram ve 27 haftalık doğduğu anlatılan raporda, ileri derecede prematüre bebekler 3. düzey yoğun bakımlarında yeni doğan hekimi tarafından takip edilmelidir. Hastane denetiminde yeni doğan yoğun bakım servisinin 3. düzey olmadığı, hastanın 3 günlük izleniminin ve eksi tuz sürecindeki takip ve tedavisinin hemşireler tarafından yapıldığı saptanmıştır denilmiş. Doğumundan 4 gün sonra hayatını kaybeden Havva Nur bebeğin ise ölüm raporunun bilerek yanlış yazıldığı tespit edildi. Doktor İlker Gönen'in olayı örtbas etmek için eks saatinin değiştirildiği ve ölüm sebebinin de yanlış yazıldığı anlatılan raporda, eks olduğunda 200 gram olan bebek kısa bağırsak olduğu için değil, beslenmesinde yeterli enerji, protein, fosfor desteği alamadığı için malnütrisyona girdiği tespit edilmiştir dendi. Raporun genel kanaat kısmında ise teorikte çocuk hekiminin, pratikte ise hemşirenin izlenimine bırakılan %90 yeni doğan bebeğin hayat hakları ellerinden alınmıştır. Değişiklik yapılmadan bu olayların tekrar ve tekrar yaşanacağı kanaatinde izlendi. Olayların detaylarına inildiğinde savcılığın raporlarında bir de görüşme kayıtları var ki ben bunları okurken ve araştırırken gerçekten kanım dondu. Bu zamana kadar gerçekten çok acayip konuları araştırdım. Bazısıyla ilgili videolar da yaptım ancak böylesi canavarlarla aynı havayı soluduğum için gerçekten tiksiniyorum. Kendi aralarında diyaloglardan sadece bir örneğini sizinle paylaşmak istiyorum.
Çorlu Reyap Hastanesi hemşiresi Bahar Kanık'la örgüt lideri Fırat Sarı arasındaki konuşma. Bu ikilinin yazışmalarını okuyabilmek için isterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Bebeklerin hayatlarıyla dalga geçerek yaptıkları konuşmayı "kek aldım bekliyorum" diyerek sonlandırıyorlar. Nasıl bir gaddarlık, nasıl bir vicdansızlık, vallahi aklım almıyor. Olayların patlak vermeden öncesinde Temmuz-Ağustos 2023 tarihlerinde mağdur olan ailelerin şikayet var sitesinde yaptığı paylaşımlar var. Bunları gördüğümde gerçekten çok üzüldüm. Çünkü bu paylaşımlar içtenlikle yazılmış şeyler. Hatta bir anne 2018 yılında yaşadığı olayı şu şekilde belirtiyor. "Benim oğlum 2018 Ekim sonunda Esenyurt Reyap Hastanesi'nde doğdu. Ciğerlerine su kaçmış denerek bu doktor Fırat Sarı tarafından yoğun bakıma alındı ve bir hafta yoğun bakımda kaldı. Doktora kalsa 3-4 gün daha kalması gerekiyordu ama biz imza verip çıkarttık çocuğu. O zaman da durumdan şüphelenmiştik çünkü bize 2-3 gün deyip 7 günde çocuğu taburcu etmemişlerdi. Çocuğum yoğun bakımda biberona alıştı, beni reddetti. Aramızda bağ kurmamız çok zorlaştı. Hakkımı helal etmiyorum. Umarım cezaevinde ölene kadar çıkamaz." Yine yazan ailelerin şikayetleri de tam olarak bu olaylara benziyor. Yani çok fazla mağduriyet, çok fazla hüzün, çok fazla acı var. Yine bu paylaşan, 2018'de bu olayı yaşayan anne, çok şükür diyelim ki evladına kavuşmuş, yine de sağlıklıymış. Ama 10-12 civarında bebek kaybı söz konusu. Olayların ardından Sağlık Bakanlığı söz konusu hastanelerin faaliyetlerini inceledikten sonra hukuki yaptırımın başladığını açıkladı bugün. Ve bunun sonucunda şu anda 2 hastane askıya alındı. Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin Eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise Mayıs ayından beri kapalı olduğu görünüyor. Hatta Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "hastane kapalıdır" yazılmış. Sanki kaçmışlar, terk etmişler gibi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gözaltına alınan 47 kişinin 22'sinin tutuklandığını açıkladı. Aynı şekilde o da 18 Ekim Cuma günü oldu. Bu dava çok ama çok uzun sürecek diye düşünüyorum. Bu kadar basit şekilde sonlanamaz. Bu kadar az insanla bu çete yürütülemez. Bilmediğimiz, duymadığımız ve belki de hiç duyamayacağımız şeyler var. Bu kadar canice ve garip bir şekilde inanılmaz cesurca işlenen bu suçlar arkasında belirli bir güç barındırıyor diye düşünüyorum. Umuyorum ki, en azından şunu dileyebiliyorum ki daha fazla meleğin canına kıyılmamış olsun. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Bu hayatta, sokakta yürürken yanımızdan kimlerin geçtiğini asla bilemeyiz ve bilemeyeceğiz. Belki bu çocuk katilleriyle daha evvel karşılaştık. Belki bu canavarlarla selamlaştık bile. Asla tahmin edemeyeceğimiz, insan taklidi iblislere karşı her zaman çok 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 dikkatli olmalıyız. Hayata karşı hep tedbirli olmalıyız. Çünkü gerçekten korkunç bir dünyada yaşıyoruz. Umarım sizlere olayların başından sonuna kadar özet geçebilmişimdir. Detaylar gelmeye devam ederse bir video daha yapmayı düşünebilirim. Ben Batın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Şimdi ben sana sadece bir şey rica edeceğim. Çünkü içeridekini çıkartabildiğim kadar erken çıkarsaydınız. Senin attığın adımdan, WhatsApp'ından, durumundan, ailenden, her şeyden haberleri var. Bakkala giderken mi, babası camiye giderken mi, kardeşine giderken mi, neyin tedbirini alacaksın? Yurt dışında suikast yapan kimler? Bunlar sokakta mermiye kafa atan ve susan adamlar var. Bunlar papaya suikast işini yapan ekip, bunlar gözü karadır. Vururlar gitmezler de, kalırlar orada. Bir çocuğu da bırakırlar, 14-15 yaşında bir çocuğu. Verirler bunu, öyle bir tip bunlar. Senin ailen, senin sevdiklerine zarar verdiği zaman otomatikman. Çok acımasız bir şey değil. Olur, olur. Savcı Bey'e direkt değil, Savcı Bey'e acı verdirme derdinde de. Ve kötü bir şekilde acı verdirme. Bildiğin kadar erken çıkar, sağ gitsin. Tamam. Sana bak bir şey söyleyeyim, sal içerideki.